Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün yine çok değerli bir isimle birlikteyiz. Türk tiyatrosuna hem oyuncu, hem yönetmen, hem genel sanat yönetmeni olarak 50 yılı aşkın süredir hizmet veren ve devam eden, sinema ve dizilerde birçok projede yer alan ve aynı zamanda da seslendirme sanatçısı olan benim çok sevdiğim arkadaşım Erhan Yazıcıoğlu. Hoş geldin Erhan. Hoş bulduk. Nasılsın? Canım, gayet iyiyim. Film gibi hayatlara, benim hayatımı da uygun bulduğunuz için büyük onur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz varlığına. Gerçekten film gibi. Doktor olmak isteyen Erhan Yazıcıoğlu önce tiyatroyla tanışmasını, tiyatroyu seçmesini merak etti. Ediyorum. Yani ne zaman karar verdin tiyatrocu olmaya? Aslında ben 8-10 yaşlarındayken mahalledeki böyle arkadaşlarımı toplayıp onlara rol dağılımı yapardım. Molière'in eserlerinden mutlaka işte sen hizmetçiyi oyna, sen babayı oyna falan diye böyle. Zaten oralarda başlamıştı. Aa. Ama ancak bu doktor olma sevdasını bir şehir tiyatrolarında Fatih bölümünde Otello'yu seyrederek kazandım. Ve abimin zoruyla gitmiştim. Hmm. Hiç istemiyordum gitmeyi ama ne yapacağım, tiyatro neymiş falan diye. Gerçekten Tanrı'nın bana bir lütfu oldu. Bir tokat çaktı bana. Tiyatro senin hayatın olacak dedi Allah. Herhalde. Ve gerçekten de hala hayatım. En büyük isteğim de orada sahnede dünyayla vedalaşmak. Yani o zorla gittiğin tiyatro aslında bütün hayatın oldu. Evet, evet. Ve babamla aram açıldı ama sonra bir düzeldi ki anlatamam. Ama her oyunumda aynı oyunu her akşam en önden seyretti. Allah aşkına. Dedim bıkmadın mı baba? Yok, niye bıkayım diyor. Ne güzel bir şey. Tiyatroyu kafana taktığın dönemde bir sene galiba sınıfta kalıyorsun. O boşlukta aklına koyduğun tiyatro için kapıları aşındırmaya başlıyorsun. Hatta şehir tiyatrosu, dram tiyatrosuna gidiyorsun Tepebaşı'ndaki. Kovuyorlar seni. Ya kovuyorlar. Ben tiyatrocu olacağım diyorsun. Saltuk Kaplan'ı kovuyor. Git diyor ve sen çok iyi hatırlarsın Şaziye Moral. Ya elbette. Benim anneannemin kan kardeşiydi. Ve onun kartıyla gittiğim halde Saltuk Bey git dedi, okulunu bitir, öyle geldi. Ha, okulunu. Efendim ben hem okula gideceğim. Defol dedi. Ben akşamüstü tekrar geldim. Ertesi gün tekrar geldim. Of dedi, seni çekemeyeceğim dedi. Git, Ay Battı diye bir oyunun provaları başladı, oraya git dedi. Ya. Ama ne kadro. Agahün, Samiyehün. Mualla Fırat. Saime Arcuman. Yani müthiş yani bir kadro. Hepsi Türk tiyatrosunun eşsiz sanatçı. Sinemasının sanatçı. Türkçeyi onlarla öğrendim. Konservatuvarları kazanamadım ama onlardan o kadar çok şey öğrendim. Konservatuvar imtihanlarına kazanamadım. Her ikisini de kazanamadım. İnanmıyorum. Aktör olmaz dediler. Sonra ben Ay Battı'da bu, aktör bu olmaya kadar başladım. Güzel bir sesle evet, karşılaşıp o zaman da bu tiyatro oyuncusu. Ama 16-17 yaşındayım. Tabii daha çok çocuk. O yüzden Muhip Arcuman. Arcuman, İbrahim Delideniz ve Nüit Özdoğru. Yani Türkçenin... Ya bunlar... Ne kadar şanslıyım. Hepsini tanıdım. Ya, hepsininle çalıştım. Düşün ki ben onlardan eğitim aldım. Güzel bir cümle kurduğum zaman aslında, bana bir lira aslında en büyük konservatuvara veriyorum. Gitmişsin. Evet evet, ben buna inanıyorum. Sana kulis faresi diyorlarmış. Evet. Bir gün oyunda bir aktör galiba hastalanınca hastalandı. Ben oynarım diye evet. Ortaya çıkmıştı. Yine Saltuk Bey sen dur bakayım dedi. Başka yok mu dedi. Çıt yok zaten. Gene giyin hadi bakayım dedi. Allah bilir ezberlemiştir. Tabii kadın rolleri dahil Hülya'cığım. Kadın rol, kadınlar da hastalansa çıkardı. Babam dedin, baban... İlk ziraat mühendislerimizden evet. Değil mi Muhsin evet. Bey? Evet, Halkalı ziraat mezunu. İlk Gümüşhane kökenli. Hmm. Hafif Karadenizliyiz yani. Var yani. Ne güzel. Sen böyle tiyatroyla falan ilgilenmeye başlayınca baban pek o kadar memnun olmamış herhalde. Harçlığımı bile kesti. Harçlığını kesti. Anneciğim yemek parasından tırtıklardı ve bana yol Cemine. Parası verirdi. Ay yarabbim. Yürüyerek döndüğümü çok hatırlıyorum. Biraz otoriter falan bir babaydı biraz herhalde. Öyleydi ama sonra aynı adam öyle bir yumuşadı ki kahvede tavla oynarken bile durun
radyo tiyatrosu açık. Oğlum konuşacak. İşte buyurun. Halbuki konuşacağım da buyurun efendim hoş geldiniz. Garson oynuyorum. Oğlunun sesini duyuyor. Evet. Düşün ne büyük bir gurur onun için. Orada oturan susun susun bakın oğlumun. Sonunda oğlum çok destekledi. Çok, çok. Peki anne? Annem yani anneler daha yumuşak olur çünkü. Anne hem yumuşak hem beni çok anlayan. Benim arkadaşım, canım, sevgilim. Destekliyordu. Her şeyimdi. O bütün böyle idareciydi. Bütün aileyi yönetirdi. Benim bütün böyle saftirik asiliklerime denge koyardı. Ne güzel. O yüzden o çok özel bir kadındı. Peki hayatta rol modeli olarak babanı mı seçtin yoksa anne gibi? Annemin kalbini seçtim. Babamın otoritesi biraz geçmiş bana da. Geçiyor. Yani o da çok gerekliymiş. Fakat babamın bazı zaafları vardı. Ben bunu misyon edindiğim için söz etmek istiyorum izninle. Lütfen. Babam kumarı çok severdi. Ve kumar onu bitirdi. Koskoca bir fabrikatörken bir anda her şey bitti, sıfırlandı. Şimdi ben yaşadığım süreç içinde benim bir takım zaafı olan arkadaşlarım da oldu. Ve ben onları hep döndürmek istedim. Yani kumarın ne kadar tehlikeli olduğunu, babamın örneğini o örnekten yola çıkarak, o örneği vererek birçoğuna engel olmaya çalıştım. Bazılarında başarılı oldum ama bazılarında olmadım. Maalesef intihar eden oluyor, ailesini söndüren oluyor. O yüzden lütfen kumardan uzak duralım. Aslında bu radyodaki seslendirmelerin haricinde sinemada seslendirme yapmaya başlıyorsun. Vallahi seni konuşamadım. Ya ne kadar bütün jönleri konuştun herhalde. Erkek Hamlet'i oynasaydım seni de konuşurdum. Bütün jönleri konuştum. Aşağı yukarı. Yani 2-3 tane hani Kadir, Cüneyt abi hariç bütün jönleri konuştum. Bütün şarkıcıları konuştum. Bülent Ersoy'u da konuştum. Ya. O yüzden yani konuşmadığım kalmadı. Aslında o yıllarda yanlış bir uygulama belki. Tamam filmler sessiz çekiliyordu. Sonradan seslendirme yapılıyordu. Ama oyuncular kendini konuşabilir derdi. Gayet de ama zamanınız yoktu. Ben çok içinizdeydim. Bir film biter ötekine giderdiniz. Yani sesi olan bile, Türkçesi olan bile ki bazılarının sesi çok uygun değildi. Türkçesi uygun değildi. Evet. Ama uygun olanlar vardı. Ve ben küçük Emrah'ı bile kendini konuşturdum. Bravo. Yani bu tarihtir. Doğrusu o galiba değil mi? Dedim ki yani bir dublajcı arkadaşın ekmeğine mani olacağım ama ben onu tolere ederim. Bütün piyasa bendeydi çünkü dublaj yönetmeni olarak. Sen kendini konuşacaksın oğlum dedim. Senin duygularına en iyi kendi sesin, kendi vurguların. Ve ben başladım eğitmeye, beynine girmeye. Çok da yardım ettim tabii. Demek ki olabiliyormuş. Ama bu zaman imkansızlıkları ne yazık ki sen hiç konuşmadın mı kendini? Hep konuştum. Sonra yani ilk yıllar hariç. Tabii. İlk yıllar maalesef dediğin gibi o filmden o filme koşuşturmaktan böyle bir zaman imkan tanımıyorlardı. Ve ben çok dertleniyordum. Her defasında gidiyordum yalvarıyordum ne olur bu sefer ben konuşayım. En çok da Sadri Alışık'a özeniyordum. Nasıl oluyor da o konuşuyor da biz konuşamıyoruz diye? Sıkıştırıyorlardı. Yani ne yapıp yapıp siz 3 günken o 2 güne, 1,5 güne programlanıyordu. Ama siz daha çok film çekiyordunuz. O seslendirme dönem. Dünyası, dublaj dünyası da bir dünya değil mi? Çok. Yani nasıl sinema diyoruz biz bir dünyamız var, tiyatro diyoruz bir dünyamız var. Orası da bir dünya. Bambaşka bir dünya. Değil mi? Bambaşka. Yani hazırlığı, provası, eğlencesi. Bir de zannediyorum en çok korunan ve özen gösterilen, dikkat edilen Türkçemiz. Çok. Değil çok. Mi? Çünkü insanlar seyrettikleri filmde aldıkları o Türkçe sesleriyle Türkçeyi öğreniyorlar diye düşünüyorum. Evet. Bu günümüzdeki gençlerin, yani sesli çekiliyor bugün. Günümüzdeki gençlerin Türkçesini nasıl beğeniyorsun? Yani çok başarılı bulmuyorum. Çünkü yani nesil değişti,
bu internet dili girdi. Her şey değişti. Plan. Bir takım işler kolaylaştı. Oyunculuk kolaylaştı. Hı-hı, hı-hı. Yani herkes çıkıp bir şeyler oynayabiliyor. Ama o arada kendi mesleğine, para kazandığına, meslek edindiyse tabii ki hiç yatırım yapmıyor. Hı-hı. Yani Türkçesini geliştirmiyor. Vurguları, tonlamaları öğrenmiyor. Gidiyor Amerika'da bakış dersi alıyor mesela. Hayır, onu sadece bakış bazıları değil. Yani çok sen azları. Kendi Türkçene yatırım yap. Kendi mesleğine yatırım yap. Ne yazık ki öyle de olur, böyle de olur diyor. Ben elimden gelen uyarıyı yapıyorum. Dinleyen var, dinlemeyen var. Öyle de olur, böyle de olur diyorlar. Çünkü ne yazık ki halk ne görürse onu alıyor. Seçmeyi tercih etmiyor. Seçerek seyretmiyor. Önüne hazır geleni kabulleniyor. Seçen var, uyaran var, eleştiren var. Bize daha büyük görevler düştüğünü düşünenler var. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. Biraz uğraşacağız. Biraz kişilikleri oturmayan gençleri, çünkü çok genç para kazanmaya başlıyorlar. Evet. Bu onları biraz... Sadece para kazanmak değil, çok ünlü oluyorlar bir anda. Ünlü oluyor, sosyal ilişkiler başka türlü evet. oluyor. Halbuki gerçekten bu mesleğe yatırım yaparsa çok şey kazanacak ve amaç kalıcı olmak olmalı. Hı hı. Geçici değil, sabun evet. köpüğü değil, kalıcı baksana, olmak. Konuşmamızın başında öyle isimlerden söz ettik ki onlar ya. Hiçbir zaman... Unutulmayacak. Yani hele ben unutmam. Bir ben Cüneyt de. Türel. Ya. Normal kuliste konuşurken bile Erhancığım bir saniye der, çeker beni, uyarır. Bu kötü bir tonlama yaptın. O yanlış bir tonlamaydı. Bu anlam başka yere gider. Doğrusunu söyle hocam derdim. Hemen alırdım o doğrusunu. Yani bizler eleştiriye çok daha açıktık. Çünkü öğrenmeye çok gönüllüydük. En doğrusunu, en iyisini öğrenelim diye. Şimdiki gençler galiba eleştiriye pek tahammülleri yok. Vallahi yani bunların en iyisi, en kralı Kenan İmirzalıoğlu o kadar güzel eleştiriyi alıyor ve uyguluyor ki. İşte yani ama Kenan İmirzalıoğlu abisi, oluyor o zaman. Abisi oldu ve hala bir değer olarak bir kenarda duruyor. Elbette. Her tuz gösterene salatalığım diye koşmuyor. güzel bir benzet. Çok güzel bir şeyler mutlaka yapacaklardır. Yerinde kalacak o. Ben sinemaya gelmek istiyorum. Sen çok fazla filmde oynamadın. Evet. Hatır için oynadım filan birkaç filmde diyorsun. Yani bir İbrahim Tatlıses'in Hatır için bir filminde oynadım. Onu da zaten Gencay Gür'ün yarım bıraktırdı. İzin vermemişti. Ben de İbrahim'i kıramamıştım. Gencay yanımda başımızdaydı o dönem. Hayır dedi. Siz dedi bir sürü işiniz varken oraya zaman ayıramazsınız demişti. ve o yarım kalmıştı. Ondan önce Haldun Dormen'in bir tarihi bir yapısı şeyi vardı. Projesi TRT'ye. Orada oynadım. Ayten Gökçer'le yine TRT'de bir dizide oynadım. Ama film olarak Kısık Ateş'te 15 dakika tecrübem var. Evet. Ondan sonra da galiba pek fazla bir şey yok. Çok güzel ya. Seslendirme yapmaktan radyo... Hiç vakit kalmadı. Bana çok teklif geldi. Evet. O dublaj stüdyolarında Necip abinin stüdyosu, yeni stüdyo... Orada bana ya Erhan çok iyisin işte şöyle tipin var gel oyna şunu yap. Dedim böyle bir vakit yok. Tiyatro, düşün, dublaj. Bir, bütün sinema yönetmenleriyle tanışıyorsun. Evet evet hepsi. Ve onlar da seni hepsi. Görüyorlar ve tabii. rol vermek ve istiyorlar. Kankam oluyorlar, abim oluyorlar. Ay tabii. Yani bütün isimler, bütün hepsi çok iyiydi. Ama ne, ama ne kadar enteresan. Son olarak bir film yaptın. İnternet... Evet, fenomen olan gençler. Aa, evet, evet, bir film evet, doğru, yaptılar. Mesela unuttum. Kafalar Karışık. Kafalar değil Karışık mi? Metin abi, başka kim vardı? Birkaç usta vardı gençlerle. Ya çok güzel oldu. Orada çok, çok merak aldım. Ediyorum. Onlarla beraber bir iş yapmak nasıl bir duygu? Bir kere hep senin paçandalar. Hı. Çocuklar öğrenmeye çok açık. Böyle ağzının içine bakıyorlar. Metin abinin, benim. Yani bir ustanın, bir tecrübe sahibinin söyleyeceği şeylere değer veriyorlar. Çok, çok. Yani oradan onlar çok kazançlı çıktı. Ben takdir ettim onları. Şöyle ki, elde ettikleri popülariteyi sinemaya aktarmak, film yapmak, sinemada var olmak için bir denediler. Gene yapacaklar. Herhalde yaparlar inşallah.
Ama sen varım yoğum tiyatrom diyorsun ya. Tabii ama yani, tiyatronun uzantısı sinema, radyo, elbet, reklam. Oyuncu için özellikle. Dublaj, o oyunculuğun getirileri daha güzel yaşamanı sağlayan imkanları veriyor. O yüzden gençlerin bu işe dört elle sarılmasını istiyorum. Sadece tiyatro değil, tiyatronun getirisi bambaşka. Tiyatroda aldığın eğitim sana bir sürü kapı açıyor. O kapıları kapatmayın, açık dursun. Hep onlardan yararlanın istiyorum. Hatta şöyle bir sözün var senin. Yedi Kule'de bir sokak serserisi olabilirdim. Tabii. Eğer tiyatroyla tanışmasaydım. Tabii. Tiyatro beni adam etti. Adam kesinlikle. Mi? Ne kadar önemli. Kesinlikle. Yani gerçekten ben ne olacağımı kestiremiyordum. Yani bir takım yeteneklerimi farkında değildim. O havayı soludukça, ah dedim ben doğru yoldayım. Yani Muhsin Ertuğrul'un kadroya aldığı bir adamım ben. Ne düşünsenize. Yani yıllarca bazıları almadılar beni kadroya. Ki başrol oynadığım halde. Bir takım nedenlerle, kendilerine göre nedenlerle. Ama Muhsin Ertuğrul geldi 73 yılında ve 75 yaşındaydı o dönem. O yüzden ben hala diyorum ki ben de tiyatromun başına 75'te de olsa yine geleceğim. Ay ne kadar öyle güzel yarabbim. Öyle bir tutkum var, öyle bir isteğim var. Çünkü çok iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Tiyatro benim her şeyim. Evet. Ölene kadar ben sahnede olmak istiyorum. Evet. Yani ben de bir ışık görüyorlarsa bu uçlarda beni tekrar çağırabilirler. Şimdi bizim şarkımız ben sinema artisti olmak istiyorum. Evet. Terlik. Çok 120'den fazla galiba. Herhalde. Özel tiyatrolar. Vişne Bahçesi. Tiyatro, Vişne Bahçesi 6 yıl oynadık. Ya. Misafir 4 yıl oynadık. Müthiş, müthiş. Yani ve Vişne Bahçesi'ndeki kadro ben sayamıyorum herhalde 100'ün üstünde. 100'den fazla. Vardır. 100'den fazla. Ve 100'den fazla diyoruz bunlar. Kaç oyun kim bilir? Yıllarca, yıllarca süren. Ben sinema artisti olmak istiyorum adlı tiyatro oyunundan. Görüntülerimiz var. Arkadaşlarım güzel bir hazırlık yaptılar bugün. Harika. İzleyelim mi? Hatırlayayım. Evet. 46 sayfa da ne demek oluyor? Ben senin bütün hafta boyunca her gece burada çalıştığını gördüm. Geceleri ne yapıyor sesini duydum. Bugün bu kadar çabadan sonra parmaklarına kan mı oturdu diye meraklandım. Faydası yok gibi. Ben 46 sayfa yazmadım. Aynı sayfayı 46 kez yazdım. Ama çok güzel bir fikir. Neden toplantıya girmedin? Harika bir konuşmacısın sen. Onlara fikirlerini güzelce anlatabilirdin. Bu dediğin 6-7 yıl önce olsaydı ben. Ama bugün olmaz. Kurudum ben. Ah. O yeni yetmelerin, yani ipek kostümleri, 85 dolara kestirdikleri saçlarıyla o heriflerin karşısına çıkıyorsun ve senden kendilerini eğlendirmeni bekliyorlar. Onlar NBC'de getir götür işleri yaparken ben haftada 2000 dolar kazanıyorum. Bugün at yarışından hayatımı kazanıyorsam hepsini çamur cehenneme. Çok güzel bir oyundu. Evet. Öyle ben görememiştim ama şimdi görünce heveslendim birinden bire. Evet. Ya çok güzeldi. Hala falan da özel. Sahnedesin, hala devam tabii, ediyorsun. Tabii tabii. Şimdi, özel tiyatrolarda da. Volkan Severcan'la çalışıyorum. Volkan benim gerçekten evladım gibidir. Ben de çok çok severim. Babası rahmetli oldu. Olmadan bir 10 yıl önce falan bizi tanıştırdığını hatırlıyorum. Babam, babam. Diye. Benden güzel. Çok şey öğrendiğini iddia eder. Ki ay, öğrendiklerini gösteriyor. Ne güzel. Çok mütevazı bir çocuktur. Kadir kıymet bilenlere helal olsun. Emekli olduğum gün aradı. Benim tiyatrom senindir. Lütfen gel dedi. Ya bundan daha güzel ne olabilir? Beklediğim başka insanlar da vardı. Onlardan bu yakınlığı görmedim. Peki ama. Aşkı Memduh Volkan'ın tiyatrosunda oynadı. Tabii tabii tabii. İşte oradan da görüntülerimiz var. Harika. Trump. Peki o biz konuşurken arkada gösterecek arkadaşlarım onu. Orada çünkü çok komik bir durum. Trump oldun orada değil evet, mi? Trump. Baksana. Çok aynı. Yani
Müthiş bir şey. İnsanlar herhalde bir an şöyle kalıyorlardı ya, yani acaba o, o bu karşı. Orası Ercan bana şöyle bir mizansen verdi. Volkan'ın kardeşi, o da bir dehadır. Giriyorum salondan, kapıdan içeri, bir ışık veriyor bana. O suratsızlığıyla önce, onun suratsızlığıyla giriyorum ve bir Amerikan marşıyla yürüyorum, başlıyorum yürümeye. Millet nasıl gülmeye başladı? Daha hiçbir şey yok. Daha ağzımı açmadım. Başladık. Geldik salonun ortasına, sahnenin ortasına. Bana mı gülüyorsunuz, bu herife mi dedim. İyice gittiler. çok eğlendik, çok ya, güzeldi. Evet. Seyirci de çok güzel tepkiler verdi. Çok, yani bayağı ses getirdi. Aleyhte ya. Tepki de vermesi çok hoşuma gidiyordu. Beni seviyor musunuz diyordum. Hayır, Erhan'ı seviyor musunuz? Evet. Pandemiden önce de Çehov Kabare'de rol aldın. Evet, o çok güzeldi. Yani inşallah çok şu süreci isterim. Atlatırız. Keşke devam ederiz. Aslında Volkan'dan izin almadım ama sana bir sürprizim var. Sahi mi? Bize yardımcı olmanı o anlamda çok istiyoruz. Seve seve, hayırdır. Bir oyun koyacağız sahneye. Ay, hadi bakalım. Necati Cumalı desem. Susuz Yaz'ı mı koyacaksınız? Evet. Mesela gelsen anneyi oynasan. Bırak anneyi oynamayı, ben her gün gelirim. İşte onu istiyoruz, o moral ya, motivasyonu alalım. İnşallah, dilerim. Ben de A'yı oynayacağım tabii ki, Erol Taş'ı. Hep gözüm vardır onda. Bir Erol Taş oynayayım bakayım, bana da şimdi Erol Taş diyorlar çünkü sokakta. Ya, peki, tiyatrodan bu kadar konuşmuşken son yıllarda giderek tiyatronun seyircisi artmaya başladı. Ben öyle görüyorum. Azaldığını yani özel söylüyorlar, ben de aksini söylüyorum. Çoğaldı diye düşünüyorum. Yani gençler çok tiyatroya ilgi göstermeye başladılar. Ve birçok özel tiyatrolar kuruldu. Gerçi o alıştığımız böyle 600-800 kişilik salonlar olmuyor. Ama olsun. Daha küçük, olsun. Daha oda tiyatroları falan ama çoğaldılar. Tiyatroyu sevdirmek için bundan daha güzel ne bahane olabilir? Bir. İkincisi, televizyondan kazandığını tiyatroya yatıranlara helal olsun. Saygı duyuyorum. Ben de. Onur duyuyorum. Onların önünde eğiliyorum. Yani o parayı alıyorlar ve tiyatro için. Yapıyorum. Yani halkın eğitimi için. O kadar önemli ki. Çok. Yani bir genci kurtarsak, herhangi bir bataklıktan, uyuşturucudan, oradan buradan bizim için büyük kar. Elbette. O zaman rahat uyuyabiliriz. Çünkü sanat iyileştirir. Aynen, aynen. Kurban olayım. Ya gelin şu genç insanlar, yeni evliler, doğurdukları çocuklarına sahip çıkarken onları sanata yönlendirsinler. Herhangi bir kola. Ay ne güzel. Ve hükümetimizin bu konuda da mutlaka ön ayak olmasını istiyorum. Daha çok ön daha ayak çok olmasını. Ön ayak olması. Tamam, bir takım güzel şeyler yapılıyor. Saygı duyuyorum. Büyük destek veriliyor çok aslında. İsterim yani, ama dediğim inanırım, daha da çok. Sanat bu ülkeyi kurtaracaktır. İnanıyorum. Çok güzel dileklerine ben de katılıyorum. Ve bütün tiyatro sanatçılarına, tiyatroya önem veren ve hayatını o yolda kazanan herkese saygı duyuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz yine ben sinema. Bak, geçelim sinema. Peki o zaman. Film gibi, programın adı evet, film gibi. Evet, çok önemli bir hastalık geçirdin. Evet. Gırtlak kanseri oldu. Evet. Şaka değil, hayatın sesinle kazanıyor. Sesim hayatını. Gitti en önemlisi. Evet, sesim. Bitti. Bitmedi, gitmedi. Şey söyleyeyim, nazar değmesin. Evet. Sol ses telim yok. Ama? Felç. Ama sağ ses telim güçlendi. Bu konuşmaya yetiyor. Güçlendi. Evet, ikimiz de güçlendi. Yani ne kadar gülerek anlatıyorsun bunu. Çünkü hastalıkla ilgili söylediğin çok güzel şeyler var. Hiç pesimistlik yapmadım. Hiç yapmadım. Hiç tam yapmadım. Tersi. Çocuklarımın bana ihtiyacı var dedim. İlk cümlem oydu. Cerrahpaşa'nın kapısında dediler ki böyle böyle işte biyopsi yaptık. Netice tatsız. Çare arayacağız. Çıktım. Dedim ki daha benim iki çocuğumun bana ihtiyacı var. Benim de onlara. Öyle bir sevgi gördüm ki o zaman eşim olmayan
o muhteşem kadın bana öyle bir sahip çıktı. Müge. Müge. Sonra zaten 98'de evlendik. Hala evli miyim ben? Bu ne rezalet yahu? Çok şeker. Yani o sevgiyle ben ya. Öyle bir kavruldum. Kardeşim, onun ikizleri. Böyle büyük bir aile olduk. O ailenin beni yaşatması için o gayretleri, o sevgileri... tiyatrodan bazı arkadaşlarımın bana aşure yapması, yani Betül Arım, hiç unutmam. Aşure seviyorum diye toparlanman lazım, kilo al, börekler yapıp getir. Yani ben bu insanlarla nasıl gidebilirim bu dünyada? Ya. Hastalık geçirdim ama yaşama heyecanımı hiç kaybetmedim. Sevgi çemberimin etrafındaki insanlar çoğaldı. İşte bundan söz ediyorum. Ya, yani o bende bir idefix oldu. Hem bunun bir misyon olduğunu da düşünüyorum. Hastalık gelebilir, insanlar için hastalık. Nasıl bir araba bozuluyorsa insan da bozulabilir. Biz de bir makineyiz. O yüzden doğru teşhis, doğru doktor. Erken teşhisinde tabii. Hayatımın içindeki önemli. O doktorlar her telefonu açtığımda ameliyatta bile olsa açtıklarını ne var Erhan ne oldu diyen yok bir şey gel de yemek yiyelim dediklerim de oldu. Böyle bir dost biriktirmiş olmanın doğru insanlarla yola çıkmanın kazancını gördüm. Bu vesileyle özellikle şu pandemi döneminde hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, hemşirelerimizin ne kadar ulvi bir meslek yaptıklarını ve ne kadar onlara ihtiyacımız olduğunu ve ne kadar saygıyı hak ettiklerini bir kez daha hatırlıyoruz ve onlara minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Seni de iyileştirdikleri için. Evet, herkes iyileştirsinler. Tek kişilik oyun oynuyordum. O dönemde ilan ettim. İlk oynadığım gün bütün sağlık çalışanlarına bedava oynuyorum ya, diye. Ya işte bu ne güzel. Yani bu beceremesek bile bu bir motivasyondur. Elbette. Herkesin bu anlamda böyle yaşıyoruz zaten. Yaklaşım göstermeleri lazım. İnsan olmak zor Zenaat Hülya'cığım. Ben hep bunu söylüyorum. En büyük ilaç da sevgi dediğin gibi. Sevgi ve sanat. Sanatın herhangi bir kolu. Evet. Bir VTR'miz daha vardı az önce konuşurken. Çehov kabarede oynadığın oyun. Onu bir daha seyredin. Çok sevinirim. Seyredersek. Çünkü çok önemsediğimiz bir oyundu. Bütün tiyatro ailesi olarak. Burama kadar geldi artık. Yeter. Hayır, hayır, hayır. Bağırıp durma. Komşular duyacak. Duyarlarsa duysunlar. Umurumda bile değil. Bul şu tabancayı. Bul. Ne gelir misin? Ne yapıyorsun? Aa! Düğme mi kopartacaktın? Ya ne yaptın anlamıyorum senin. Ya nedir seni böyle çileden çıkartan şey anlamadım ki. Anlamadım. Anlamazsın. Ama bilirsin ki dostum. Sabah 10 ile akşam 4 arası dairedeyim. O aşırı sıcakların yanı sıra sinekler, o yaşanan kaos, sekreter de izinli. Ve onun yerine bakan herif hem sağır hem aşık. O gelip gidenler ya sarhoşturlar ya da uykulu. Bir takım böyle aşk oyunları, amatör tiyatroculuklar hepsi birbiri ardı sıra gelir. Yangın var diye bağırasın. Çehov'un 3 skecinden uyarlamıştı Bora. Bir tane ihtiyar oynuyorum. Evde kalmış kızı olan bir ihtiyarı. Orada tam beyaz saçlar, bıyıklar falan. Bir tanesinde de böyle naif bir uşak oynuyordum. Orada çok gülüyorlardı. Çehov çok kıymetli. Çehov'un bütün oyunlarında bir kara komedi var. Bir mizah var. O mizahı çok iyi çıkardığımızı düşünüyorum. Bravo. Şiir tiyatrolarından söz etmek istiyorum. Çok önemli bir görev üstlendin. Genel müdür oldun. Senelerce hani çocukluğunda, gençliğinde o tırmaladığın yolculuk ya. Seni birdenbire genel sanat yönetmeni olarak geri dönmeni sağladı. Şimdi o daha önce Muhsin Ertuğrul'un oturduğu o koltuğa aynı oturmuş aynı olmak masa. Nasıl bir duygu?
Perişan oldum. Oturamadım uzun süre Hülya. Oturamadım. Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, sevgili dostum, buyur hocam dedi. Artık senin yerin burası. Dedim kusura bakma, oturamam. Bir hazmetmem lazım. Bir hazmedeyim önce. Çünkü figüran girmişim ben oraya. Ve lise mezunu bile değilim. Neler ne eleştiriler yaptılar düşmanlarım. Ama herkes kadar mütevazılıkla diyeyim. Hatta onların biraz da ötesine geçerek Muhsin Ertuğrul hariç, Genceyan'ım hariç iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Müthiş bir tiyatro adamlarından oluşan yardımcılarım vardı. Hepsi helal olsun onlara. Hı-hı. İnanılmaz bir repertuar yaptık. Evet. Tatlı sert bir otoriteyle biraz mahalle çocuğu tavrını da ortaya koyarak biraz aldığım kültür, işte öğrendiğim tiyatro eğitimi, yönetmenlik, oyunculuk, herkese omuzundan tutarak, omuzuna dokunarak çok iyi bir çıtaya getirdik. Ama istediklerim olmadığı için istifa ettim. İstifam pek yüz bulmadı. Ama istifana gelmeden önce 100. yıl diyoruz. Ah, değil mi? Şehir güzeldi. Bu ne muhteşemdi. Muhsin Ertuğrul'un yarım bıraktığı birçok işi yaptık. O caddeye Darülbedai Caddesi adını verdik. Evet. Kerem Yılmaz Er Tiyatrosu'nu okul yaptık. Yani o kadar çok yaptığımız iş var ki. Ya. Ama çok güzel bir sözün var. Sahneye koyduğun oyunları yani genel sanat yönetmeni iken Çürük Temel, evet, Kerbela, Cibali Karakolu, yani 12 Öfkeli Adam, bayağı güzel oyunlar sahneye koydu. Cibali Karakolu Zihni Gökta'yı hayata döndürdü. Bugün aynı şeyi o söylediği için söylüyorum. Sen benim hayatımı kurtardın dedi. Ay canım. Ailemin benim hayatımı kurtardı. Çünkü zihni çökmüş, bir yazlıkta kendini bırakmış. Yani Allah saklasın, gecinden versin. Evet. Ölümü bekliyordu. Ay çok kıymetli. Zihni dedim böyle böyle, kardeşim buraya geldi. Hadi, yok ben geleceksin dedi. Bak gelir alırım dedi. Ve gerçekten 2 gün sonra bambaşka bir zihni geldi. Ve sahnede devleşti o. Küçücük adam devleşti. Her zaman olduğu gibi. Daha önce benim konuğum oldu ve anlattı bunları. Ay, çok duyguluydu. Benim. Bayılırım sohbetine de. Şimdi Keşanlı Ali destanından bir VTR'miz var. Çok İstersen güzel, beraberce onu izleyelim. İzleyelim. Yüzüncü yıldan. Evet. Müthiş bir gece hazırlamıştı. Engin Alkan yardımcımdı, baş yardımcımdı. O da iyi bir tiyatro adamıdır. Sevgili Erhan, sen sosyal medyadan gençlere bir mesaj vermiştin. Evet. Çok hoşuma gitmişti. Uyuşturucuya takılacağınıza tiyatroya takılın. Oyunlarımıza gelin. Oyunlarımız sizi uyuşturmaz, bilakis, uyandırır. Bilakis. Ne güzel söylemiş. Yani ben hep bunun peşindeyim. Her yerde söylüyorum. Yani ikili üçlü konuşmalarda bile söylüyorum. Urfa'dan bir genç geldi Bodrum'a. Bizim kasabın yeğeni. Yakışıklı, zımba gibi bir çocuk. Urfalı, esmer. Bana önce videosunu gönderdi. Gel bakayım göreyim seni dedim. Birebir Türkçeni de duyayım, sesini duyayım, yumuşaklığını göreyim dedim. Ve bu çocuk liseyi bitirmiş bir çıkmazda. Nereye sapacağını bilemiyor. Hı-hı. Ya bir kötü niyetli birinin eline düşerse bu çocuk. Düşün. Ve ajanslara falan gitmeye dedim, hiç gitme. Hiçbir yere gitme. Ben seni yönlendireceğim.
Sen şimdi hem üniversiteyi devam edeceksin, hem tiyatro hevesin sürerse ben seni yönlendireceğim dedim. Şimdi bu bir kazançtır, işe yaradım, o kadar mutlu oldum ki. Tabii. Şimdi bu bir örnek. İnsan anne baba olunca bütün çocuklar kendi çocukları gibi, tabii, hepsinden tabii, sorumluymuşum tabii, gibi geliyor tabii. Değil mi? Ve küsüyorum beni dinlemedikleri zaman. Ne yani? Küsüyorum, böyle içime dönüyorum. Bir uyarıyorum, şunu yapabilir, o yetenek var onda diyorum. O tonlamayı yapmıyor. Ben de bir daha uyarmıyorum. Anlıyorum. yine bir ustadan söz etmek istiyorum. Ayten Gökçer. Oo, evet, hepimizin hayran olduğu Ayten Gökçer. Onunla beraber televizyona bir skeçler yapmışsınız. Evet, yapmışsın. TRT'ye yaptık. O zaman sen çok daha gençtin çok, herhalde çok, değil mi? Çok. Hayrandım ona. İçin böyle gözünün içine bakardım. Değil mi? Orada yani, da belli mi acaba bakalım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. BTR'mizi izleyelim sonra konuşuruz. Böyle imalı imalı konuşmakla ne demek istiyorsun? Nuri ile falan değildin demek istiyorum. Yalan mı söylüyorum yani? Evet, yalan söylüyorsun. Bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Bin tane laf uyduruyorsun araya. Ne zamandan beri sürüyor bu fesatlıklar? Sonuncusu bu sabah. Bu sabah mı? Evet, hatırlasana. Tıraş oluyordun. Çıkmadan bana biraz para bırak dedim. Ha. Sen de benim üzerimde yok, olanla idare et lütfen dedin. Hatırladın mı? Ne yapıyordum ben o sırada? Senin ceketini ütülüyordum. Tersini çevirdiğim zaman pat diye yere bir şey düştü. Bir de baktım cüzdanın. İçi para doluydu. Neden bana param yok dedin? Uzun zamandır bana durmadan yalan söylüyorsun sen ha? Nedir sebebi söyle. Ha, demek polis hafiyesi gibi sen de beni izliyorsun öyle mi? Bilmiyor muyum sanki? Ne biliyormuşsun? Günde en az 3 kere bizim büroyu arıyorsun. Sekreter kızla görüşüyorsun. Kocam yerinde mi acaba diye soruyorsun. Kız da hemen bağlayayım efendim deyince, ay yo 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 kalsın ben öylesine sormuştum deyip kapatıyorsun. Ah! Ah! Bırak şimdi numarayı, ben bilirim senin o ağlarını. O abin de sana uymuş, beni izleyip duruyor. Ya sizin başka işiniz yok mu be? Peki, o köşede bekleyen lüks araba nedir ha? Ne arabasıymış? Hadi hadi numara yapma. Arabayı görür görmez ok gibi fırlıyorsun evden. Yani neden beni doğru dürüst izlemiyorsun ta sonuna kadar? Ya da sokağın köşesine bir gözcü koymuyorsun mesela o abini? Ne gereği var? Her şey ortada. O köşedeki araba kimin arabası ha? Ne bileyim ben canım. İki gün evvel abim seni aynı arabada görmüş ama. Vay vay vay. Demek böylece ailece beni izledin. İlk kamera deneyimlerinden biri herhalde, herhalde bu değil 30 mi? 30 yaşında falanım. Ya, evet herhalde. Bayağı genç. Peki bir yani, zorlama ben... yaşadın mı yani kamera çalışınca? Hayır, hayır. Sahnede olmak başka filan. Hiç bir anım vardır, onunla bağlayalım. Samiye Hün, benim Molière'de bir uşak oynuyordum. Birinci perde bitti, içeri daldı. Kim o çocuk dedi, o sıska buraya gelsin dedi. Kim o dedi, uşağı oynayan dedi. Eyvah dedim, Bilge abi Molière'i oynuyordu. Bilge abiyi çağırdı. Bilge nerede bu çocuk dedi. Erhan gel bakalım Samiye Hanım seni. Ama Samiye Hanım yani dünya literatürüne girmiş. Bence. Fransız Lamotte mecmuasında en iyi tiyatro oyuncusu diye yer almış. Ama evet. Çok tevazu sahibi bir kadındı. Onu da tanımak fırsatım oldu. Geldim efendim dedim. Sen dedi nereden geldin? Yedikule'den efendim dedim. Hayır onu sormuyorum dedi. Ne hangi okulu bitirdin dedi. Hiçbir okulu bitiremedim efendim. Kazanamadım ben imtihanları dedim. Figüranım burada dedim. Sen dedi evinde dolaşır ki bir tiyatroda nasıl dolaşıyorsun? Ne eğitim aldın? Onu merak ediyorum dedi. Çok güzel. O yüzden benim böyle bir rahatlığım var. Kendime de güvendiğim için, rolümü de giydiğim için, o ceketi bütün de giydiğim bütün mesele için. O yani evet. Sen zaten... Erhan değilsin ki o anda. Tabii. O rol kimse o olsun. Onun için çok rahat. Düşün ki Ayten Gökçer var karşımda. Evet. Evet. Yani şeyi dinledim, Türkçemi falan dinledim o tarihlerde. Mükemmel. Mükemmel. Peki bu ilk günlerden bugüne yani günümüze doğru gelirsek oynadığın, yer aldığın dizilerden biri Karadayı. Evet. Değil mi? Karadayı, orada bir karakter canlandırıyorsun. Mehmet Saim Şadoğlu. Evet, Şadoğlu. Eski bakan. Ama böyle yani beyefendi gibi görünen ama mafya aslında... bir adamdı. aslında
orada da şöyle bir gelişme oldu. Bu adam yani bu kadar güçlü değildi. Ama ilerledikçe dizi, yazarlar bana başka türlü değer verdiler. Ya dizilerde böyle bir şey var. O iki kız, muhteşem iki hatun, o diziyi uçurdular. Birçok televizyonun kurucusu olan Ekrem Çatay, Ay Yapım. Tabii. O yüzden orası öyle bir... Ama orada bana Erol Taş adını koydular işte. Kötü adam. Tabii. Sokakta, pazarda, alışveriş merkezlerinde... Senin çocuğun yok mu? Sen çocuklarına böyle mi davranıyorsun? Sevgi kazanacak. Bugün de aynı. Çatıkatı aşklı da aynı. Şimdi, sevgi kazanacak. Ya tesadüfe bak ki bunda da... Evet. Burada Karadayı'da Bergüzar var. Evet. Kenan Emirzalıoğlu var. Şimdi onları bayağı tecrübe kazanmış oyuncular. Tabii. Az önce de söyledin ve mesleğe çok özen gösteren, önem veren, doğru seçimler yapan. Çetin abi var, Yurdaer Okur var. Evet, evet. Ama bir genel geçer. Hani böyle televizyon açtığın zaman karşına çıkan dizilerdeki oyunculuklar hakkında bir değerlendirme yapmak ister misin? Tabii ki isterim. Yani, ama istersen önce Karadayı'dan o kötü adamı bir izleyelim. Nasıl bakalım. Oynamış bu bir bakalım çocuk. O kötü adam. O adam nasıl oynamış? Baba, hadi kalkalım. Otur oğlum. Biz misafirliğe geldik. Edebimizle vazifemizi yapacağız. Bu fevri hareketler bile söylediklerimi teyit ediyor. Ama hoş görmek lazım. Afla çıkmış bir idam mahkumunun oğlu olmak kolay değil. Yeter baba, yeter. Ne bekliyordun Feride? Buna müsamaha edeceğimi mi? Senin gözlerin kör olmuş. Gerçekleri görmüyorsun. Oysa ben görüyorum. Bize bak. Onlara. Bu iki aile aynı sofraya oturamaz bile. Ya çok garip bir şey bu kötü adam rolleri. Anne, çok yakışıyor sana niye anne, acaba? Halbuki ben bilmiyorum. Benim tanıdığım Erhan dünyanın en yumuşak insanı, temiz kalpli insanı, güler yüzlü insanı. Ama o orada bir devleşik bir şey oluyor. Hülya girene kadar mesela seni güldürüyorum. Evet. Yönetmen abi hadi lütfen artık diyor. Çekelim diyor, şu sahneyi diyor. Kamera çalıştan bir anda bitiyor. Burada da öyle. Müthiş. Neler yapıyorum? Bu büyük bir şans. Sadece yetenek değil. Biraz da şans. Evet yani. Şaka geliyor, söylüyorum muhakkak ki. Yeteneğin olmasa ve üzerine eklemesen. İşin garibi oynadığım 100'den fazla oyunun 80'i komediydi. Düşün. Kadere bak. Ben film gibi hayatlar ya, hani hayatındaki birçok şeyden söz edebilmek istiyorum bu kısacık zamanda. Şimdi kitabın da var. Evet. Kenar Mahallenin Delikanlısı. İsim babası Selim İleri'dir. Aa canım. İsim de güzel. Burada Yedikule'den Etiler'e bir yolculuk. Evet. Bu yolculukta gerçekten seni yoran ya da tekrar dönmek istediğin ya da hep kalmak istediğin duraklar oldu mu? Ben yaşadığı hayattan hoşnut olan bir adamım. Yani bugüne kadar ne yaptımsa yanlışlarım dahil hepsine sahip çıktım. Yani başarısız evliliklerim dahil. Burada kimsenin suçu yoktu. Bunlar da benim suçumdu. Ama iki tane kız çocuğum var. Ya onlardan bir muhteşem torunum var. O torun beni zaten iyicene yaşatıyor. Bir tek... 50. sanat yılında dünyaya gelmiştin değil mi Defne? Evet, 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 evet doğru. 6 aylıkken sahneye çıkardım onu.
Bir tek şu ülkede 15 Temmuz'u yaşamak istemezdim. Bir de şu pandemi dönemini yaşamak istemezdim. Evet. Bunu zaten gazetelerde baş haber yaptı. Evet. 15 Temmuz'u yaşamak istemezdim. Hakikaten. Yani bunun ne olduğunu hala çözemiyoruz. Bu ne cüret? Bunu çözemeyenler var. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl sarsmaya kalkarsın? Haddin mi senin? Neyse, politika girmiyor. Bu biraz politika oluyor. Bu politika oluyor. Değil, bu hepimizin. Yani hepimizin hayatı ve gerçekten içimden gelmişti. Ülkemiz, ben vatanımız. Bunu keşke ölseydim dedim. Bir ay önce ölseydim de bunu yaşamasaydım. Allah gecinden versin. Biz yaşayacağız. Ülkesini seven insanlar yaşayacak, sahip çıkacak. Gençlerimize sahip çıkacağız. Sanatın iyileştirdiğine herkesi inandıracağız. Ve öyle. Ve buna yani biz inanıyoruz. Herkesi inandırmak da bizim işimiz. Evet. Umut ve hayal etmenin bu dünyadaki en önemli duygular olduğunu düşünüyorum. Aslında birçok savaşta yenilince kaybetmeyiz ki vazgeçince kaybederiz. Yenilsek de bir şeyler kazanmışızdır mutlaka. Ben hep şey derim, büyüğümüz büyük biri, deneyimli biri buradan girer, buradan çıkan sözler söyleyebilir. Fakat o iki kulak arasında kalan kırıntılar bize yeter. O bile yeter. O yüzden bizi önemsesinler, biz artık antika olduk. Antikalara sahip hayır, çıkılsın. Hayır, tecrübeye. Tecrübeye, yaşanmışlıklara. Antika diyorum. Antika biraz cilalanmak ister. Çok fazla formu bozulmadan tekrar yerine konmak ister. Çok doğru şeyler söylüyorsun. Özellikle gençlerin kulaklarını kabartmaları gereken İnşallah şeyler söylüyorsun. İnşallah bir şey ararız. Umut etmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Evet, ben hiç kötümser olmadım zaten. Hiçbir zaman kötümser olmadım. Yaşamanın... hakkımız olduğunu, iyi yaşamanın da hakkımız olduğunu, özgür yaşamanın da hakkımız olduğunu, kültürümüzle var olmamız gerektiğini her zaman söyledim ve savundum. Umarım başta çocuklarım olmak üzere onların arkadaşları, tiyatrodaki gençler, sinemadaki gençler, bugün kolay dediğim televizyon oyunculuklarının daha pekişmesini, sağlamlaşmasını, alt ve iç yapılarının daha sağlam olmasını diliyorum. Çünkü yürekten kalıcı diliyorum. Olmalarını istiyorsun yürekten. Ondan. Erhancığım az önce dizilerden bahsettik ya. Şu anda sen bir dizide oynuyorsun. Evet. Ya çok çatı sevimli katı aşkı bir dizi. Çatı katı aşk. Aşk. Pırıl pırıl gençler oynuyorlar ve birinci bölümden altıncı bölüme kadar seyrettim. Ve altıncı bölümde... çok büyük kazanımlar olduğunu gördüm. Rahatlıkları, tempoları, aferin. İşe sarılmaları o kadar hoşuma gitti ki yani oradan o sahneleri çocuklarla çok fazla sahnem yok. Ha. Benim ya kız kardeşimle ya Ateş'le sahnem. Ateş diye bağırıp ama kulisleri o çok hoş gidiyor. Çok sahip çıkıyor. Kanal D'ye de sahip çıkıyor. Yapım firması Mia Film çok sahip çıkıyor. Bakalım inşallah uzar. Biz de oradan görüntüler aldık. İzleyelim Eyvah, mi? Eyvah gene mi bağıracağım? Evet kötü adam. Ya etme bulma dünyası be kızım. Hem de bir ay öncesine kadar arabasını bakıma bıraktığı adamın yanına çırak girmiş ha. Ya değil mi? Değil mi? Sayende abi. Ya sayende. Ama çok yakıştı. Yani tamirci çırağı Ateş. Çok fiyakalı be. Gerçekten. Abi. Ama Avcı soyadına yakıştığını pek söyleyemeyeceğim. Tamirci çırağı. Bir şey yapmayacak mısın? Yapacağım. Tabii ki yapacağım. Ama yapabileceğim tek şey... arabam bozulunca, ki bozulursa... oraya götürürüm tamire, birkaç kuruş para kazanır sayemde. Sana inanamıyorum abi. Sana gerçekten inanamıyorum. Ah Ateş. Sen tıbbı bitir, git tamirci çırağı ol. Hem de ne için?
Bir inat uğruna. Ya. Holdinginde yüzlerce adamı idare etti. Bir oğlunu idare edemedi dedirtmem. Göreceksin. 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 Yakında canını evet. Okuyacağım. dizilerimizin bu kadar popüler olması, dünyada da satılıyor olması. Daha bitmeden satın alıyorlar. Değil mi? Ne kadar güzel bir şey değil mi? Çok çok. Hem Türkiye'ye getirisi var, hem isimler duyuluyor. Evet. Benim mesela bir sürü takipçim var. Ne güzel. Kanada'dan, Arjantin'den, harika. İran'dan, tabii, oralara Lübnan'dan. Satılıyor. O kadar çok takipçi var ki. Ne güzel. Erhan'cığım, 2015 yılında yılın tiyatro adamı seçildin. Aa, evet. Hatta ödülünü İnsan Hakları Günü'nde aldın 10 Aralık'ta. Evet, evet. Ya çok özel bir gün ve çok özel bir ödül. Çok etkileyici. Bilmiyorum, sen neler hissettin? Hiç aklımda gerçekten böyle bir şey yoktu. Çünkü bu tip ödüller paylaştıkça, emeği dağıtıldıkça daha da önem kazanıyor. Zihni Göktay, benim kader arkadaşım, birlikte kadroya geçtik biz. Muhsin Ertuğrul tarafından kadroya alınmıştık. Zihni de yanımızdaydı. Yılın tiyatro adamı olmak, bir de ben ihtiraslıyım, hala ihtiraslarım bitmedi, kıskancım. Her yıl tiyatro adamı olmak isterdim. Herkes olsun ama ben de olmak isterdim. Ay çok güzel. O yüzden yani bu kıskançlığım, mesela iyi bir rolü kıskanırım, iyi oynayan aktörü kıskanırım, iyi bir şey yapmış insanı kıskanırım ve bunlar hep yararlı şeyler olduğuna inanırım. Evet, hatıralarımda kıskanmak böyle bir... Kıskanmak çok güzel de haset etmek çok kötü. Ha yok, haset değil. Haset onun için değil. Gönül rahatlığıyla kıskanırım tabii, diyorsun tabii. Değil mi? Her yani... sanatçıda bir ihtiras olur. Olmalı. Bu ihtirasın belirli bir ölçüsü vardır. Kötülüğe varmamak kaydıyla, kendine ve mesleğine yararlı olmak limitiyle sınırlıdır. Ne güzel. O ihtiras... Evet, böyle bir şey de var hayatımda. Ben unutmuştum gerçekten. ve demek ki takdir edenler varmış. Elbette olmaz. Görenler varmış tiyatroda neler yapıldığını. Ya. Onlara da teşekkür ediyorum. Bircan Sılan'a teşekkür ediyorum, ekibine. O kadar güzel anılarla beni buluşturdular ki. Herhalde bana bir CD kopya verirsiniz artık ya. Yani. sevgili Erhan, Yedi Kule'den Etiler'e uzanan bu yolculuktaki... En önemli şeyin senin azmin ve tutkun olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız, inandığımız her şeye böyle tutkuyla bağlanmanın önemini sen bir kez daha hatırlattın bize. Evet, cahil, okumamış biri olarak hayatı çok iyi gözlemleyerek açıklarımı kapattım. Etrafındaki insanları, öğretmenleri, kapasitelerini sömürerek, sağarak onları kendi lehime çevirdim. Bütün o yetenekleri, bende olmayan yetenekleri onlardan aldım. Ama onlar da bu yetenekleri bana severek devrettiler. Gerçekten mutlu bir insanım. Yaşamayı seven, hoşnut bir insanım hayatımdan. Evet. Politika ile ilgilenmediğim için, gelen teklifleri çevirdiğim için de yine mutluyum. Ama bazen acaba diyorum... Burada ben bir hata mı yaptım? Acaba yararlı olabilir miydim diye de düşündüğüm oldu açıkçası. Bence dünyanın en yararlı işini yapıyorsun. Aktör olarak, yönetmen olarak, eğitmen olarak ve hala sahnede olmakla da çok önemli bir örneksin. Oyuncunun yaşının olmadığını evet, da gösteriyor. Devam ediyoruz. Yaşım hala 42 zaten. Evet. Sevgili seyirciler, hayat yolculuğumuzdaki en önemli kahraman biz kendimiziz. Bu kahramanı ayakta tutabilen bir şey ise azmi ve tutkusu. Azminizi ve tutkunuzu asla kaybetmeyin. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.